2020 yılı insanlık için pek iyi bir yıl olmadı. Depremler, virüsler, uçak kazaları derken bir de işin içine uzaylılar eklendi. Utah yakınlarında helikopterle uçarak canlıları incelemesi için gönderilen bir grup biyolog vardı. Amaçları Beacon Sheep adı verilen canlı türünü yakından izlemekti. Helikopter seyahat halindeyken biyologların tekinin gözüne bir şey çarptı. Canlı yaşamlarını izleyen biyolog hiçliğin ortasında bir şey gördüğünü iddia ederek bağırmaya başlamıştı. Ekip geri döndüğünde ve yere indiklerinde araştırmacıların gördüğü şey normalden farklıydı. Hiçliğin ortasında duran metal bir monolit. Neredeyse 3 metre uzunluğunda ve yerin içine girmiş. En yakın yerleşim yerinden de 30 kilometre uzakta. Özellikle de yasak bölgede. En başta monolite baktığınızda aklınıza büyük ihtimal bir film geliyor. Kubrick'in efsanevi filmi A Space Odyssey. Büyük ihtimal filmin hayranı veya direkt olarak orijinal olarak kitabın hayranlarından biri bunu tekrardan yaparak oraya koymuş. Çünkü araştırmalara bakıldığında gökten düşen bir cisim değil bu. Yere direkt olarak saplanmamış. Testerelerle, kesici aletlerle beraber yer açılmış ve oturtulmuş. Zaten yakından da baktığınızda perçinlendiğini, yani metallerin ortadan tutturulduğunu görüyorsunuz. Peki bu monolit ne zamandan beri burada duruyor? Bir kişi biyologların aldığı tüm yolu içeren bir videoyu en baştan izleyerek Google Earth'ten bakıyor. Ve en sonunda Google haritalardan bu monolitin tam olarak konumunu, koordinatlarını buluyor. Monolit 2015 Ağustos ayında yapılan Google taramalarında yok. Ama Ekim 2016 yılında yapılan taramalarda var. Şimdilik uzaylıların bıraktığı bir monolit gibi durmuyor. Bunu bir insanın yapmış olması lazım ve gözleri çevirebileceğimiz tek kişi de 2011 yılında öldü. Kendisi John McCracken ve yaptığı eserler Utah'ta bulunan monolitle neredeyse aynı. Ama kendisi monolit ortaya çıkmadan yıllar önce öldü. Bu yüzden de başka sanatçılara soruldu, etrafta Utah'ta yaşayanlara. Özellikle de hiçliğin ortasında heykeller yaparak kendi sanatını oluşturan birkaç kişiye soruldu. Ama yanıt şuydu: ben yapmadım. Tabi şurada şöyle bir şey var, orası legal olmayan bir bölge. Gidip de oraya yapıp da heykelinizi ben yaptım diyemezsiniz. Hatta üst makamların açıkladığı saçma komik bir olay da var. İster uzaylı olsun ister başkası olsun, orası yasak bölge ve yasak bölge olarak kalacak. Sizin oraya monolit dikme gibi bir arzunuz varsa yapamayacaksınız bunu diyorlar. Ve hani uzaylı, başka canlıların evrende yalnız olmadığımızın bilgisini alabileceğimiz belki bir şey. Adamın tek yaptığı açıklama bu. Uzaylı ol veya olma, orası yasak, koyamazsın. Çok normal bir şekilde karşılayıp uzaylılara savaş mı açacak? Ya da adam cidden zaten uzaylıları biz biliyoruz ama size açıklamıyoruz kafasında mı? Komiğime gitti benim. Ama işin ilginç kısmı, Utah'taki bu monolit birden yok oldu. Hiçbir devlet açıklaması yapılmadı. Birden hiç neye karıştı.